Abi gerçekten böyle yani şu ana kadar FIFA'da yaptığım en büyük hata buydu. Gerçekten en büyük hata ve en beni üzen hata abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil 18'de Belhanda geldi. Eşleşmelere Belhanda geldi ve bizim de Türk gücü serimiz var tam da. Efsane denk geldi. Belhanda çok güzel gelecek bizim takıma eğer gelirse. Eğer Belhanda gelirse arkadaşlar ne yapacağım? Talisca'yı çıkartıp Belhanda'yı koyacağım. Ancak arkadaşlar defanstan da Denier'ı çıkartıp defansa da sizler için Pepe'yi alacağım. Ama bu videoda eşleşmeler tahminlerimin tutmasını isteyenler ve gerçekten benim dediklerimi yapın bu arada. Lütfen benim dediklerimi yapınca daha heyecanlı oluyor, daha eğlenceli oluyor. Yani beraber kaybediyoruz, kaybedersek de güzel oluyor. Ama arkadaşlar Belhanda'yı yürekten isteyen herkesten bir like bekliyorum ve yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone olabilirsiniz. Takıma Belhanda katılırsa ve Denier'ı da değiştirirse harika olur. Bu arada yarın da yükseltme videosu gelecek. Bu da aklınızda bulunsun. Arkadaşlar gerçekten çok dikkatli, güzel bir şekilde yapmam lazım eşleşme tahminlerini. Hadi bakalım, umarım tutturabiliriz. Ve eğer tutturabilirsem de Belhanda'yı aldığım videoda sizlerden en az 5000 beğeni bekliyorum. Sonuçta 4'te 4 maç tutturmam lazım ve gerçekten özellikle bu maç çok riskli arkadaşlar. Çok zor yani. Real Sociedad'la Atletik Bilbao'yu da tutturmam gerçekten bayağı zor olacak gibi. Manchester United Arsenal'da zor. Zenit CSKA Moskova'da CSKA Moskova'ya veriyorum. Garanti olduğunu düşündüğüm bir tane var çünkü şu anda. O yüzden CSKA Moskova'ya verdim arkadaşlar. Ancak şu an gerçekten hiçbirisinden asla ve asla emin değilim. Ve gerçekten abi çok ilginç şeyler olacak. Torres'ten bir şut ve gol abi. Harika bir gol. Bu arada arkadaşlar birazdan da turnuva ödüllerini açtığım yere geçebiliriz. Haberiniz olsun yani. Turnuva ödüllerini de açtım. Onları da göstereyim. Sonuç olarak siz görmediniz. Ve görmeye de hakkınız var yani. Aa ben ama sildim galiba. Göremeyeceksiniz pardon. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sildim o. Ekran kaydediyorum bazen sonra. Hafızamda kaplamasın diye siliyorum onu. Videoda göstereceğimi unutup. Ve maalesef gösteremeyeceğim arkadaşlar. Ve çok kötü bir vuruş abi. Gerçekten baya kötü bir vuruş. Şimdi Torres. Fernando Torres. Torres oradan asar mı? Torres asar tabii ki çünkü adamın hası. Keşke yüz yan yapabilsem ama çok az coin sim ve antrenman ismim. O kadar az değil ama coin sim çok az gerçekten. Turnuvaya bir katılabilip oradaki ödülleri almak istiyorum ama katılamıyorum abi ya. Turnuvaya katılabilsem var ya muhteşem olacak ancak katılamıyorum arkadaşlar. Katılabilsem dediğim gibi muhteşem olacak. Arkadaşlar o kadar araştırmayacağım. Zaten maçlar genelde çok da düşünülen gibi olmuyor. Ben direkt burada Manchester United'a veriyorum abi. Çok da kasmayacağım, çok da uğraşmayacağım yani gerçekten veriyorum direkt. Hiç de uğraşamayacağım çünkü gerçekten abi tahminler genelde uğraşıp yapınca tutmuyor. Ve abi iddia oynadıysanız bilirsiniz ben eskiden çok oynamadım, az oynadım zaten. Ama abi mesela diyelim 5 kere oynadım değil mi? 5 kereden belki fazla, belki bir iki tane daha az oynamışımdır. Çok hatırlamıyorum ama diyelim 5 kere oynadım arkadaşlar. O 5 kerede de yaptıysa bir tane maçtan yatar. Yani abi bir tane maç bir gol falan o tarz oluyor. Yani bu zaten abi karşı taraf kazanç sağlamasa, bu iddia şirketleri kazanç sağlamasa zaten bunun bir anlamı yok. Sizin kar etme şansınız çok daha düşük yani. Yani daha çok onlar kar edebilir. Yani şansınız düşük olduğu şeyi de bence yapmayın. Mantıksız bir şey abi. İddia oynamak çok mantıksız bir şey. Yapıp kazananlar var. Şikeli maçları bulup bir şeyler yapanlar var. Onlar da haksız kazanç sağlıyor ama abi bilmiyorum, yaptıkları bence yanlış ama yine de hani en azından kazanıyorlar. Boşu boşuna zarar etmeyin. Yani elinizde 5 lira kaldıysa onunla gidin bir şey yapın. Yani gidip de onunla iddia oynayıp onu da yok etmeyin bence. Ben öyle düşünüyorum. Umarım siz de benim gibi düşünenler vardır. Neyse arkadaşlar şimdi iddiadan çok bahsetmeyelim. Mesela burada hiçbir şey vermeden kullanılıyor. EA Sports'un bunu yapması gerçekten çok güzel arkadaşlar. EA Sports buraya girmek için bizden 50 bin coin falan da isteyebilir. Ancak böyle bir şey olmuyor ve gerçekten çok güzel abi. Ben bu olayını gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Şimdi Galatasaray ve Beşiktaş ve beraberlik. Arkadaşlar ben şimdi bir Fenerbahçeli olarak bu maçın ne olmasını istiyorum fark etmez abi. Ne olursa olsun işimize yarıyor sonuç olarak. Zaten hani son haftalarda kim puan kaybeder, kim kaybetmez onu bilemeyiz. O yüzden bu arada arkadaşlar Fenerbahçeli olduğumu eskiden bilir. Eskiden videolarımı izleyenler ama şu anda izleyenler, yenilerde de söyleyeyim. Hiçbir zaman videolarımda belli etmiyorum ve tüm takımlara da eşit davranıyorum. Bu da aklınızda bulunsun yani. Hani mesela şimdi Belhanda'yı kadroma koyacağım. Dinay yerine Pepe'yi alacağım falan dedim. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şey konuşmadım bile neredeyse bu videoda. Yani o şekilde Fenerbahçeli olduğumu çok videolarda belli ediyorum ama söylüyorum ama videolarda konularında falan çok belli etmiyorum. Her neyse arkadaşlar benim nasıl istediğim değil. Tahminimi söyleyeceğim arkadaşlar. Ya Galatasaray derbilerde genelde böyle bir beraberliği oynuyor. Berabere biterse özellikle Fenerbahçe derbilerinde iki maçın da 0-0 bitmesinden biliyoruz ki berabere bitmesi Galatasaray'ın her zaman işine yarıyor. Çünkü özellikle Kadıköy'de yani kazanamıyor 18-20 yıldır. O
yüzden beraber etmesi daha çok işine yarıyor. O yüzden o şekilde oynuyor. Ama şimdi Galatasaray'ın kendi evinde ve bu sene başarılı bir takım. Ancak Beşiktaş da başarılı bir takım. Gerçekten ne olacağını tahmin edemiyorum. Hani beraberlik o da olabilir. Gerçekten olabilir. Ama Galatasaray mı beraberlik mi şu an o arasındayım. Ama Beşiktaş da olabilir. Gerçekten şu anda karar veriyorum, ben Beşiktaş diyorum. Ay beraberlik diyorum. Ama bir galip olacak gibi ya. Bir ya da iki olacak abi. Beşiktaş veya Galatasaray galip olacak ama bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum abi. Özcan. Dele Alli. Tekrardan Özcan. Hemen. Evet, aradan atmayı çok seviyorum ama bu sefer aradan atamayacağım. Çarpacak mı? Yok, havadan attı. Evet. Şöyle bir atış. Ve son pas, çabuk. Oo, tamam, güzel. Evet, gayet muhteşem bir şekilde atışlarımızı yaptık ve saçım şurası çok kabarık, yok şurası çok kabarık, saçma bir duruşu var, neyse. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladık muhtemelen, galiba tamamladım, evet muhtemelen, evet. Bitti. Aa, bir tane daha var. Bu maç ne olur ki hiç bilmiyorum arkadaşlar, hemen La Liga puan durumuna sizlerle birlikte bakalım. Siz görmüyorsunuz ama ben size göstereceğim, söyleyeceğim, her şeyi söyleyeceğim, merak etmeyin. Kimin kaçıncı sırada falan olduğunu her şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen Google'a girelim. Bu arada mekanik klavye sesi sevenler de şu anda bunu dinleyebilir. Sırf onlar için şu an buraları kesmedim ve gösteriyorum. Hemen dinleyin. Bu arada arkadaşlar kamera almayı düşünüyorum. Kamera alırsam direkt bilgisayar tanıtım videosunu çekeceğim. Ancak kamera almadığım için maalesef çekemiyorum. Şimdi arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz şeyleri görüyorsunuz. Yani ekranda görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar... Şimdi kimlerin maçı? Real Sociedad, Athletic Bilbao. Athletic Bilbao 14. sırada, Real Sociedad 11. sırada. Real Sociedad'ın evinde ikisinin de düşme şansı yok galiba. İlk son 3 takım düşüyorsa düşme şansı ikisinde yok. Çok önemli bir maç değil. Ev sahibi Real Sociedad daha da üstün. Bence Real Sociedad alacak arkadaşlar. Öyle verdim ama bilemiyorum tabii kim alır kim almaz. Orasını ben bilemem. Gerçekten bilemem yani. Orasını ben nereden bileyim. Neyse, oynadık. Hadi bakalım. Torres. Ama olmaz ki ya. Ne güzel gol atıyordum. Abi fırsatlar da bayağı zor geliyor. Niye böyle geliyor? Yakından gelsin biz. Direkt golümüzü böyle atalım yani. Basit zaten gol atmak da. Kaleye kadar koşmaktansa uzaktan vurup atmak istiyorum. Onu da oyuncularım o kadar aşırı yetenekli olmadığı için atamayabiliyorum. Ama yine oyuncularımı beğeniyorum ya. Seviyorum. Torres yerine farklı bir oyuncu da kullanılabilirdi tabii ki. Ancak ben kullanmamayı daha çok tercih ediyorum derken Torres'ten bir gol daha geldi bakalım. Ve şimdi Torres çekecek mi, çekmedi ama hareketlerini yaptı. Torres geçemedi. Ve şimdi bakalım sırada ne var? Özcan tam 90'a astı. Tam 90, gerçekten muhteşem ötesi bir golle. Tam 90'a astı arkadaşlar. Gayet de güzel oldu bakalım. Şimdi bakalım neler olacak. Hemen devam ete basıyoruz ve geri çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen karşı atağa gireceğiz. Bu arada arkadaşlar size çok pişman olduğum ve telefonumun kasması yüzünden olan bir şey. Gerçekten benim bir hatam yok. Ama arkadaşlar benim kaç points'im vardı biliyor musunuz? Tam bundan 400 daha fazla. Yani şu anda 950 olacaktı ve bu aktiviteleri tamamlayınca da 1000'e sonunda ulaşacaktım. Ancak maalesef ulaşamadım. Arkadaşlar bu arada ben videonun başında size bir şey demiştim. Ben elit oyuncu aldım demiştim değil mi? Ancak onu size gösteremedim. Evet arkadaşlar, videonun başında size bir tane elit oyuncu sözü vermiştim ve şimdi o elit oyuncuyu alamamıştım değil mi? Şimdi aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Ben bir videomda saklıyordum bunu ve tam 500 karşı atak maçı oynamam sayesinde gelen Draxler her neyse arkadaşlar, işte onu alıyorum. Gerçekten abi muhteşem bir futbolcu. Takımma koyunca 90 yan olacak. Ancak zaten karo kurma görevinde falan kullanırım muhtemelen ama gerçekten muhteşem. Muazzam ötesi ve Draxler benim çok işime yarayacak. Neden yarayacağını da söylerim. Hatta onu gidelim söyleyelim. Arkadaşlar pişmanlığım ne biliyor musunuz? Bu arada onu söylemeden geçmeyeyim. Arkadaşlar yetenek avına girdim. Bir tane etkinlik oynamam gerekiyordu. Hani her gün 3 tane var ya. O zaman da haftanın takımı yoktu. Ben takım kahramanlarını oynamaya üşendim çok uzun sürüyor diye. Bir tane kalmıştı. Bir tane oynamam gerekiyordu. O da yetenek avı. Abi ben şuraya girdim. Tamam, şuraya bir bakayım dedim. Yok, buraya baktım. Avrupa bir açık değildi o zaman. Buraya girdim arkadaşlar. Telefon kastı. Sonra ben ekranda bir yere dokunayım dedim. Yanlışlıkla 400 FIFA points'e elim çarpmış. Abi gerçekten böyle, yani şu ana kadar FIFA'da yaptığım en büyük hata buydu. Gerçekten en büyük hata ve en beni üzen hata abi. İçinden de 68 artı yazıyor ya. 68'lik oyuncu bile çıkmadı. 60'lık çıktı gibi hatırlıyorum ben ya. Maksimum 68 çıkmıştır. Yani bir tek o olabiliyor şu anda. Ben 65-63 falan hatırlıyorum hatta ondan çıkanı.
Ve 400 FIFA points verdim arkadaşlar. Yani saçmalığa bakar mısınız? Gerçekten çok ilginç. Gerçekten hani 400 FIFA points veriyorum. Bari bir elit verseydin. Şaka gibi ya. Moralim çok bozuldu o yüzden. Gerçekten çok bozuldu. Hayatımda en moralimi bozan anlardan birisiydi. Şimdi arkadaşlar hemen etkinliklere girelim. İkonlar etkinliğinden bir şey göstereceğim varsa. Evet var. İkonlar etkinliğinden hemen ufak bir şey göstereceğim. Şimdi benim burada Almanya kadrosu kurmam gerekiyor ya. Bu birazcık zor olacak. Benden bunu çok istiyorsunuz yapmamı. Ama zor olacak arkadaşlar. Ancak şu MOO'ya Draxler'ı koyduğumuz zaman bir şekilde bir tane Alman oyuncu kullanmış olacağız. Ve buydu yani iyi olan şey. O kadar da efsane bir şey değil maalesef. Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten bu videoda eşleşmeler tahminleri ve FIFA'da başıma gelen en kötü olayı anlattım size. Gerçekten abi en kötü başıma gelen olay buydu. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan değil, hayır, yeni sistem farklı. Şuradan abone olun ama videoya şuradan gidin. Evet, şuradan videoya gidebilirsiniz. Evet. Şuralar yok. Şuralardan bir yerden abone olabilirsiniz. Ve videoya da şuradan gidebilirsiniz. Arkadaşlar hoşçakalın, sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bay bay.